problem değil, açabilirsin de. Aç bize malzeme çıksın ya. Özel hayatı nasıl gidiyor Mert falan. Özelse açabilirsin Mert. Ya çok. Çıktık. Bugün şahane bir konuğum için yola çıkmış bulunmaktayım sevgili arkadaşlarım. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Güzel yorumlarınız için, özlem dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim ama bilmenizi isterim ki hislerimiz çok karşılıklı. Gerçekten ben de çok özlemişim. Bugünkü konuğum çok sevdiğim bir dizinin şahane bir karakteri. Karakteri değil aslında. Karaktere hayat veren oyuncu arkadaşım. Netflix'te fırtınalar estirdiler. Aşk 101 Sinan gelecek. Arkadaşlar, çok mu heyecanlıyım? Dövmesi de var falan. Ya bu ne? Aramıza böyle bir şey koymak zorundaydım. Gel Mert, gel. Nasılsın? Ne haber? Canım. Hoş geldin. Çok iyi. Nasılsın? İyiyim, sen böyle hasret gidereceğiz. Evet ya, şey İlk gibi. İlk karşılaşmamız böyle olmamalıydı ya. Ama ne yapacaksın? Evet. Yani hastalık falan. Şimdi. Doğru, aynen öyle. Ya Mert, hayatımızın ortasına bir anda Aşk 101 Sinan olarak girdin. Aşk 101 Sinan! Burada mısın? Evet ya. Yani hep vardın da nasıl güzel bir geri dönüş oldu değil mi? Vallahi evet ya, çok mutluyum ben. Dünyada nasıl gidiyor? Ben çok bayağı, güzel gidiyor diye biliyorum. Bayağı bir ülkede bir top 10'lik olayımız çok var. Çok yapıyorsun. Evet evet. Ay ne kadar güzel. Fransa'da falan da öyleydi. İşte dijital mecraların evet. Böyle bir güzelliği var değil evet. mi? Çünkü yani ben bundan önce 6 tane iş yaptım. Hani evet. Bir Allah'ın kulu görmedi gibi bir şey oluyor. Evet. Çünkü hem pazarlama işi aslında. Evet. Yaptığımız işte zaten pazarlama işi ya, sen çok daha iyi biliyorsun. Estağfurullah, tabii ki öyle. Yani sunumuyla, ekibiyle, tabii. Bayağı her şeyiyle öyle aslında. Yani ben çok yani şaşırdım. Neden hani yani iş evet güzel bir iş ama hani bu kadar böyle wow falan olacağını düşünmemiştim. Ay ben çok sevdim biliyor musun? Vallahi yani uzun zamandır çok sevdim. Aradığım mutluluğu buldum. Hakikaten çok keyifli bir iş olmuştu. Bir de şeyi mesela hissettim bir seyirci olarak. Ya bunlar birlikte eğleniyorlar dedim. Ya bir ay öncesinden biz çalışmaya başlamıştık. O çok iyi geldi. Yani işe başlamadan hani okuma normalde rutin şeydir ya, okuma provasıdır. Evet evet. Okuma provası, ben de işte Ahmet falan deyip. Aha. Onun haricinde biz işte rekelere gittik. Beraber oturduk. Tabii. Çok yani birbirimizi tanıyorduk sete çıktığımızda. Anladım. Ya Selahattin sevmez onu falan gibi bir durum vardı. Evet evet yani. Evet evet. O yüzden de çok rahat ettik hem iş olarak hem de insanlar hani birbirinin mizacına alışıyor. Tabii. İster istemez. Hani ben de böyle dışarıdan şey gibi duruyorum, böyle sürekli iğneliyormuş gibi duruyorum da öyle değilim yani. Gayet tatlıyımdır. Ama evet, insanlar beni bildiği ve anladığı için ben de rahat olmuş oluyorum. Evet. Bu sefer arkadaşlarım rahat oluyor. Tabii. Daha güzel bir şey çıkıyor ortaya rahatlayınca. Kesinlikle öyle. Bu da bize sirayet ediyor günün sonunda. Evet. Mesela ne büyük avantaj? Bildiğim kadarıyla 27 yaşındasın. 27 yaşında. Ama mesela orada 17 yaşındasın. Evet. Yani erkeklerin ne kadar büyük bir avantajı var. Senin gibi özellikle de böyle daha bebek suratlı olunca o sakal gittiği anda değil mi? Ama müthiş bir şey değil bazen bu. Bazen de kötü oluyor. Evet. Neden? Bunu da çok çünkü duyuyorum evet, erkek arkadaşlardan. 3 numara saç kestiremiyorum mesela. Nasıl geçti pandemi ya da geçiyor aslında, pardon. Evet. Ya şöyle çalışmıyor. Yani ki Mert gibiyim aslında. Çok tabii işte ben uzakta oturuyorum biliyorsun. Evet biliyorum. Ya o çevredeydim hep zaten. Ha. Çok böyle hani akşam buraya çıkayım, 2 gün burada takılayım sonra döneyim evet falan, öyle bir hayatım yoktu. Galiba çok böyle aktif bir dışarıda yaşadığın yok, hayat yok evet senin de. Çok sosyal değilim. Ha. Sosyal asosyalim. Öyle. İlginç ama ben İbrahim'in programında seni izlediğimde şey oldum mesela. Aa ya tabii karaktere de çok alışıyorsun ya bir şekilde. Ay ne kadar sıcacık bir enerjisi var, ne kadar iyi geldi. Ya bayağı öyle hissettim mesela. Ama bu böyle daha kendi içinde yaşama durumu da beni şaşırttı. Daha böyle o enerjini anladım görünce biraz daha dışarıda olmayı da seviyorsun. Daha enerjisi yüksek. Ha, evet, evet. Sohbetteki ya sosyalliği oraya da sirayet ediyordur diye düşündüm aslında. İşte benim aslında bahsetmek istediğim şey sosyal asosyallik bu oluyor. Tam o değil mi? Yani dışarı çıkınca eğleniyorum ve sosyalim anladım ama evde
oturmayı da seviyorum. Ama çıkmak da aklına çok da gelmiyor. Denk gelince yani. Evet, çıkarsam da bu arada şeyi yapmam, hani böyle somurtup oturan, hani var ya böyle hiç muhabbet etmiyor telefonu. O adam da değilim. Anladım. Ama hani dışarı çıktığımda da eğleniyorum. Evdeyken de mutluyum falan. Öyle bir hayatım var çok yani. Win-win oluyor biraz evet, aslında. Evet evet, kesinlikle. Yani çünkü çok sosyal arkadaşım da var mesela. Onu görünce ben yoruluyorum. Diyorum ki bu kadar. Bu kadarı da. Bu kadar da değildir yani. Hani 6 gün ne yapıyorsun ya dışarıda falan. Hiç problem değil. Açabilirsin de. Aç bize malzeme çıksın ya. Özel hayatını sık diyorum aç falan. Özel saçabilirsin Mert. Ya yok. Ah bu kadınlar. Lar falan yok hoşum, şey olmasın. Haber vermeyi unuttum. Verdin mi? Ver istersen. Verdim, verdim. Var mı peki önümüzdeki zamanlarda paylaşabileceğim bir şeyler, hayatında böyle yine seni heyecanlandıracak projeler falan? Bir dizi projemiz var. Bu arada bunu pandemiden önce biz çekiyorduk. Evet. Güzel şeyler olabilir hayatında. Evet. Sevgili Mert'in. Evet. İşlerle ilgili. Bu kadar üstün körü söyleyebiliriz belki. Evet. Güzel görüşmeler yapıyor. Güzel konuşmalar yapıyor. Tatlışko şeyler olabilir yani. Evet. Şimdilik bu kadar. Yani şey evet. Olarak. Bilgi olarak. Hayatında da mutlu musun? Son bari bunu sorayım. Keyfin ya, yerinde mi? Çok yerinde. Çok şükür sağlığımız, saatimiz iyi zaten. İçinde bulunduğun konumdan, yani oyunculukla kariyerle ilgili tamamen bunu soruyorum. Mutluysan. Çok mutluyum. Ne güzel. Biz de mutluyuz. Çünkü bu diziyle birlikte zaten seni sevenler çoktu ama o kadar dediğim gibi başladı. Güzel bir sinerji kurmuştunuz ki sizin dünyanıza biz kapılıp gittik seyirci olarak. Tebrik ederim valla. Çok teşekkür ederim. Bütün ekibi tebrik zaten ederim hani, senin aracılığınla da. Onun adına da ben de çok teşekkür ederim. Sen böyle bir şey söylediğin zaman çok ay estağfurullah ya. Ne demek? Ben çok şey bir seyirci gibi, tabii ki bir seyirci gibi değil, bir seyirci olarak zaten bütün hissettiklerimi size olduğu gibi söylüyorum yani. Ya bir de mesela hani senin gibi saygıdeğer, çalışkan ve yani gıpta edecek. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Böyle şeyler duymak. Kanıtanıyorum gerçekten da. Beni de utandırıyor. Ne böyle şey oluyor mu? Simge arıyor diyor ki Ezgi Mor'a seninle şey nasıl ya dedim. Gerçekten şey, mi? Aa dedim öyle mi nasıl yani falan dedim. Ya. Vallahi öyle ama yani. Ben yani de beklemiyor ki bizim insan. Bizim kızlara söylerken acaba gelir mi dedim. Saçmalama bayılır dediler. Böyle oldum gerçekten mi? Demek ki ikimiz de aynı şeyleri hissediyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Niye bilmiyorum. Acaba Instagram profilimden bir dolayı. Böyle sanki çok soğukmuşum, böyle sen kovulmuşum mi falan gibi bir karşıdan enerji veriyorum herhalde. Yok karşıya. Yok be. Yani Instagram profilinde acaba öyle mi? Ben öyle mi? Kovulur muyum acaba? Benim hiç öyle dikkatimi çekmedi açıkçası. Yani mesela hani sen de mesela şey demişsin, gelir mi demişsin. Evet ama ben ondan abi, dolayı demedim. Sen neden dedin mesela? Ben genel olarak şöyle düşünüyorum, ondan dedim dur. Yani işi gücü olabilir, modu olmayabilir. Ha, şimdi yani tam böyle güzel havalar, yani anladım. Ona bir zamanı Çeşmede olmayabilir. Olabilir. Aynen öyle tatilde olabilir, bir sürü anladım. İhtimal var ondan ben dolayı. Ben diğer konudan dedin zannettim çünkü geçen mesela fotoğraf çekimi. Hiç öyle düşünmedim ben. Valla. Evet. Onlar mesela öyle düşünmüş fotoğraf çekimindekiler. Ben bunu zaten hani 15.yi falan duyuyorum. Hani ya şimdi çalışması zor olabilir diye düşündük falan. Hiç öyle değil misin? Dedim niye öyle düşünüyorsun? Belki. Tecrübeyle orantılı mı acaba? Hayır bence şeyden dolayı. Şimdi artık çok fazla yeni oyuncu arkadaşlarımız böyle yaptıkları bir işle çok popüler oluyorlar. Olsunlar da buna hiçbir lafımız yok. Ama kamera arkasında ya da özel çekimlerde ilginç enerjilerde ama ne uzatıyorum bunların bir götü kalkıyor. Ya bak bunlar en bir şımarıyorlar. En sevdiğim ya da ama. Bunların bir hali havası değişiyor. Ne oluyorsa prisli kaprisli takılıyor. Heh işte. Yani o yüzden de belki ister istemez ya biz böyle bekliyorduk diyor olabilirler yani. Bu da bir çeşit okay. Önyargı evet. Ama ne yapalım? Genelde şaşırtmıyorsa ortam, piyasa senin de öyle olduğunu zannedip seni de böyle bir o şey grup, çemberin o içine almış olabilir yani. Ya mesela şöyle bir şey söyleyeceğim ama itirafta bulunur. Ay hadi. Bak. Dur nasıl olsa fark halindeyim. Evet, fark halindeyim. Bunları sökelim. Ha? Ya mesela o mesela arkadaş ben
dediğim gibi bak 9 senedir çalışıyorum. Evet. Keşke aynı sete düşsek mesela. Hiç affetmem. Benim ya. Düşmüşlüğüm var. Vallahi. Tabii yani ay. Tam olarak bir şey diyemeyeceğim ama öyle zamanlarda ne oluyor biliyor musun? Onlar senin olduğun yerde bunu yapmıyorlar. He işte he ondan bahsediyorum işte. Yakalayamazsın. He. Ama yok. Hayır mesela hep sen yokken ben onu şimdi çok ekipçi olduğum için biz ekiple de he. Çok muhabbet halinde olduğumuz için mesela böyle yapıyor. Abi diyor sen varken öyle yapmıyor diyor. Peki ben yokken nasıl yapıyor diyorum. Çay nerede? Çayım nerede? Yapıyormuş. Tamam. Ben örnek veriyorum şu anda. Anladım. Ama ben varken şimdi... Bir çay alabilir miyim? Bir çay alabilir miyim? Ya da mesela ben... Ama o benimle ilgili bir özellik. Asla tenkit etmem kimseyi. Yanlış anlaşılmasın. Ben çayımı gidip kendim alırım. Ben kimseden bir şey isteyemiyorum kolay kolay yani. Ve istiyorsam da bin bir şeyle. Öyle olduğum için müsaitsem, de inadına bizimkiler de bana hep çayları getirirler böyle utandırmak için aslında. Hadi hadi Ezgi Hanım falan diye. Ondan sonra ve öyle zamanlarda yok yok ben alırım kendim. Zahmet etme yapıyorlar mesela. Terbiyesiz. Arkasından şey yapıyor benim ekipten çalışan. Vuruyor falan. Yani senden dolayı oluyor. Ama işte yakalamak kolay değil. Ben bir kere yakaladım. Eğer bunu yaparken. Bir daha yaparsan yanına gelmem dedim. Ne yapayım? Çünkü ben utanıyorum. Evet. Başkasına o kadar kötü bir harekette bulundu ki ben utandım. Yani hiçbirimiz 5 yaşında değiliz diyeceğim ama artık 5 yaşındakine de bunu yapamayız. O bir birey. Ay Mert iyi ki geldin kuzum çok benim. Teşekkür ederim. Böyle tanışmak garip oldu. Yani evet bu ilginç oldu ama bu olay biter bitmez sana böyle sıkıca sarılacağım. Evet ya ben de hatta öyle mesela düşünüyorum. Hatta asosyalliğimizi bir tarafa bırakır belki bir çıkarız bir eğleniriz birlikte ne güzel lütfen. Olur. Benim o taraflara da gel bu arada. Benim o taraflar daha sıkıcı. Gelirsem sıkıcı. Haber ederim. O zaman sen de Çeşme'ye gelirsen haber ver. Hazır kokteyl barımız var. Aa öyle mi? Evet. Nasıl yani bilmiyorum. Evet. Evet Mustafa ile erkek arkadaşımla ikimizin şey çok mi? Tatlı bir kokteyl barı var. Yolun düşerse. Nerede peki? Alaçatı. Direkt Alaçatı. Evet evet. Tamam. Hacı Memiş'in hemen sonunda. Tamam. Evet gideceğim. Mutlaka gel. Çok tamam. Güzel böyle bir bahçe ama aslında. Ama mesela gitmeden önce sana yazarım. Yani oradaysan. Olur. Ben şimdi 3-4 gün sonra gidiyorum. Yaz sonuna kadar oradayım. Olur da böyle bir arkadaşların bir ev ortamı bir şey olur. Bizde zaten sonsuz önlemlerle 3'te hatta 4'te 1 rakamı alıyoruz içeri. Her zaman geçtiğimiz yıl aldığımızı. Tabii. Çok korunaklı. Sadece masalar var. Masaların işte mesafeleri. Maskeler yaptırdık. Olur da almayan olursa yanına onları veriyoruz. Ateşleri ölçülüyor. Dezenfektanlar her masada. Tek kullanımlık şeyler falan filan. Ya bayağı özen gösteriyoruz yani. Yok yani zaten göstermem. Başka çaremiz yok tabii. Aynen öyle. Diğer işletmelere örnek olur inşallah. Buradan da diğer işletmeleri görüyoruz. Evet arkadaşlar biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok şükür gidip müşteri olarak gördüğüm yerlerde de çok özeniyorlardı. Umarım her yerde öyledir. Hadi kayıtları kendimiz kapatalım. Şuna basıyorsun. Bye bye.